Aşağıda verilen sayılardan hangisi 7 ile 8 doğal sayılarının arasındadır? Arkadaşlar, 7'nin karesi eşittir 49. Bir başka deyişle kök 49 eşittir 7. 8'in karesi eşittir 64. Yani kök 64 eşittir 8. O halde aradığımız sayının kök 49 ile kök 64 arasında bulunması gerekir. Kök 49 küçüktür. X diyelim aradığımız sayıya. O da küçüktür. Kök 64 olmalı. Şimdi burada kök 45 bu iki sayıdan da küçük. Kök 65 ve kök 83 bu iki sayıdan da büyük. Kök 57 ise bu iki sayının arasında bulunuyor. O halde kök 57 sayısı 7 ile 8 doğal sayıları arasında bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Kök 160 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Arkadaşlar, özellikle 1 ile 20 arasındaki sayıların karelerini bilmekte fayda vardır. Soruları çözerken bundan sıklıkla faydalanacağız. O yüzden kök 160'ı düşünürken 12'nin karesi eşittir 144 ve 13'ün karesi eşittir 169 olduğuna göre ben 12'yi kök 144 olarak 13'ü de kök 169 olarak ifade edebilirim. O halde kök 160 bu iki sayının arasında bulunduğuna göre yani 12 ile 13 arasında bulunacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda alanı 40 santimetre kare olan ABCD karesinin CD kenar uzunluğu cetvel yardımıyla ölçülecektir. Buna göre C köşesi cetvel üzerinde hangi iki doğal sayı arasındadır? Şimdi arkadaşlar, bir kenar uzunluğu A olan karenin alanı A karedir. Bu 40'a eşit. E, 40'a yakın olan tam kare sayıları düşünürsem 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49 olduğuna göre kök 36 eşittir 6 ve kök 49 eşittir 7 olacağından kök 40 sayısı bu iki sayı arasında bulunur. Yani 6 küçük kök 40 küçük 7'dir. O halde burada a kare 40 olduğuna göre a eşittir kök 40 olacaktır. Yani arkadaşlar a sayısı 6 ile 7 arasında bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Kök x sayısı 15 ile 16 doğal sayılar arasındadır. 16'ya daha yakındır. Buna göre x tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, 15'in karesi 225 ve 16'nın karesi 256'dır. Biz kök x sayısını arıyoruz. O yüzden bunların hepsinin karekökünü alalım ve bunları sıralayalım. Ondan önce de kök 225'in 15, kök 256'nın da 16 olduğunu belirtelim. Şimdi hem seçeneklerdeki hem de bulduğum bu iki sayıyı sıralarsam kök 224 küçüktür kök 225 küçüktür kök 232 küçüktür kök 249 küçüktür kök 256 o da küçüktür kök 260 olur. Aradığımız sayı 15 ile 16 arasında olacağından kök 225 ile kök 256 arasında olmalıdır. O yüzden 260 ve 224 değerlerini alamaz.
232 ve 249 değerlerini alabilir. 16'ya daha yakın olacağından 249 sayısı 256'ya daha yakın olduğundan kök 249 da 16'ya daha yakındır. O halde doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki sayı doğrusunda 5'in üzerinde yeşil kurbağa verilmiştir. Kurbağa ok yönünde kök 20 birim zıpladığında hangi iki doğal sayı arasına gelir? Şimdi kök 20 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım öncelikle. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25'tir arkadaşlar. Yani kök 16 eşittir 4 ve kök 25 eşittir 5 olacaktır. Yani kök 20 sayısı kök 16 ile kök 25 arasında, yani 4 ile 5 arasında bulunur. Bunu 5'ten itibaren uygulayacağımıza göre arkadaşlar, buraların her birine 5 eklemeliyiz. Yani 9 küçük kök 20 artı 5 küçük 10 olur. Yani bu sayı 9 ile 10 arasında bulunacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Kök 20 ile kök 150 arasında kaç tane tam sayı vardır? Arkadaşlar özellikle soruları çözerken bu konuda 1 ile 20 arasındaki sayıların kareleri bilmenizde oldukça fayda vardır. Kök 20'den sonra 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 150'yi geçtiğine göre bunu alamam. Yani bir başka deyişle kök 25 eşittir 5, kök 36 eşittir 6, kök 49 eşittir 7, kök 64 eşittir 8, kök 81 eşittir 9, kök 100 eşittir 10, kök 121 eşittir 11 ve kök 144 eşittir 12 olacaktır. Yani kök 20 küçük, kök 25, o da küçük, kök 36, kök 49, kök 64, kök 81, kök 100, kök 121, kök 144 ve kök 150 sıralamasını yakalayabiliriz. Burada da 2, 4, 6, 8 tane tam sayı vardır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde orta noktalar ile K, L, M ve N noktaları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi K, L, M ve N noktalarından biriyle gösterilmemiş olabilir? Şimdi arkadaşlar kök 168 sayısıyla başlayalım. Bu konuda 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmekte oldukça fayda vardır arkadaşlar. Bunları öğrenmenizi size ayrıca tavsiye ediyorum. 12'nin karesi 144 olduğu için kök 144'ü ve 13'ün karesi 169 olduğu için buraya da 169'u yazdım. O halde 12 küçük kök 168 küçük kök 169, yani 13 oldu. Yani kök 169'a çok yakın olduğu için 13'e çok yakın bir sayı. Bakın 13'e çok yakın bir sayı burada N olarak görülüyor. O halde bu N olabilir. Şimdi kök 158'e bakalım. Yine aynı aralıkta değil mi arkadaşlar kök 158? Kök 144, küçük kök 158, küçük kök 169. Yani 12 ile 13 arasında. Tam da ortalarda gibi.
Yani aşağı yukarı ikisine de yakın. Hatta şöyle düşünürsek buraya 11, buraya 14 uzaklıkta. Kök 169'a daha yakın. Yani bu orta nokta olduğu söylenmiş bize. Bunun sağında bulunması gerekiyor. Yani çok bu, M olamaz gibi. Bu dursun arkadaşlar. Şimdi kök 115'e bakalım. Kök 110 yapıyor. Kök 115 ve kök 121 de 11 yapıyor. 10 küçük, kök 115 küçük, 11. Şimdi buraya 6, buraya 11 birim uzaklıkta olduğuna göre. Demek ki 11'e daha yakın bu sayı. Bakın 11'e yakın, 10 ile 11 arasında 11'e daha yakın bir L sayısı var. O zaman bu L olabilir. Şimdi kök 84'e bakalım. Kök 81, küçük kök 84, küçük kök 100. Kök 81 9'un karesi. Yani 81 9'un karesi. O yüzden kök 81 9 oldu. Kök 84 yüzde 10'un karesi olduğundan 10 oldu. 9 ile 10 arasında 81 ile 84 çok yakın olduğu için 9'a daha yakın bir sayı olmalı. Kök 84. 9'a daha yakın burada K olduğuna göre bu da K olabilir. Zaten az önce kök 158'in olamayacağını ifade etmiştik. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Aşağıda verilen sayı doğrularında K ve L sayıları ile M ve N sayıları ardışık doğal sayılardır. Buna göre karekök içerisinde M çarpı L ifadesinin değeri hangi iki doğal sayı arasındadır? Şimdi K ve L sayısı ardışık iki doğal sayıymış arkadaşlar. Bu konuda soruları daha rahat çözebilmek için 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini ezbere bilmenizde fayda olacaktır. Şimdi kök 85'in hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 81 9'un karesi, o yüzden kök 81, küçük kök 85. 100 de 10'un karesi olduğuna göre kök 100 diyebilirim. Yani 9 küçük kök 85 küçük 10 oldu. O halde bu K, bu L olacağından K 9 olacaktır. Şimdi M ve N'ye bakalım. 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256. Yani kök 225 küçüktür kök 250. O da küçüktür kök 256. Yani kök 250 sayısı 15 ile 16 arasında bulunur. Yani burası 15, burası 16. Buna 9, buna da 10 demiştik. O halde buradan M sayısı 15 oldu. L sayımız 10. N sayımız da 16 olur. Bizden kök içinde M çarpı L istenmiş. O halde kök içinde M 15 çarpı L 10. Yani kök 150 isteniyor. 12'nin karesi 144. Kök 144 küçük kök 150. 13'ün karesi 169. Kök 169 yazdım. Yani 12 küçük kök 150 küçük 13 oldu. Yani kök içinde M çarpı L sayısı 12 ile 13 arasında bulunacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, bu konuda özellikle soruları daha rahat çözebilmek adına 1'den 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmekte fayda vardır. Şimdi birlikte seçenekleri kıyaslayalım. Şimdi A seçeneğinde 7 küçük kök 51 küçük 8 denmiş. 7'nin karesi 49 olduğundan kök 49. Kök 51 ve kök 64 sıralamasını yazacak olursak bu sıralamanın doğru olduğunu görürüz. B seçeneğine bakalım. 9 küçük kök 90 küçük 10. Yani kök 81 küçük kök 90. O da küçük kök 100 oldu. Evet, bu sıralama da doğru oldu arkadaşlar.
Şimdi C seçeneğine bakalım. 12 küçük, kök 180, küçük 13. Kök 144, küçük kök 180. O da küçük kök 169 yapıyor. Gördüğünüz gibi 169'un aslında bunun ikisinden de daha büyük olması gerekir. Düzeltiyorum. 180'in aslında bu ikisinden de daha büyük olması gerekir. Burada hatalı bir sıralama var. Ama biz D seçeneğinin de yine doğruluğunu görelim. 20 küçük kök 401 küçük 21. 20'nin karesi 400. Kök 401. 21'in de 441. Bu sıralamanın da doğru olduğunu görüyoruz. Bu yanlış olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yaman, Lego Batman oyuncağının boyunu 10 santimetrelik cetveli kullanarak ölçmüştür. Buna göre oyuncak Lego'nun boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Yaman bu oyuncağın boyunu aslında kaç olarak ölçmüş? 1, 2, 3, 4. 4'ten büyük, 5'ten küçük bir değer olarak ölçmüş. Yani oyuncağın boyuna B dersem bu sayının 4 ile 5 arasında olması gerekir. Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim. Bu arada 4 kök 16 idi. 5 de kök 25. Şimdi A seçeneğine bakarsam kök 12 buraya düşer. Yani araya düşmez. B seçeneğinde kök 19 buraya düşer arada. Kök 27 kök 25'ten büyük. Kök 32 de 10'dan büyük. Yani bu ikisi dışarı düşer. Araya düşen sadece kök 19 olduğuna göre Yaman'ın oyuncağının boyu kök 19 santimetre olabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Esra 12 santimetre uzunluğundaki bir ipe karekök 27 santimetre uzunluğunda bir ip eklemiştir. İpin uzunluğunun 25 ile 26 santimetre arasında olmasını isteyen Esra'nın aşağıda santimetre cinsinden uzunlukları verilen iplerden hangisine ihtiyacı vardır? Şimdi arkadaşlar karekök 27, karekök 25 ile karekök 36 arasında yani 5 ile 6 arasında 5'e çok yakın bir sayıdır. Şimdi şöyle 12 santimetre var zaten elimizde. Bu 12'yi çıkarırsak yani 13 ile 14 arasında olmalı toplam bizim ipimizin. O zaman arkadaşlar buraya en az 8 santimetrelik bir ekleme yapmamız gerekir. En az 8 santimetrelik bir ekleme yapmamız lazım. Yine 8'e yakın bir ekleme. Yani 8'den büyük ve eşit olmalı. Şimdi 8 karekök 64. Bundan biraz büyük olmalı dedik. O zaman karekök 70'i eklemelidir arkadaşlar. Bunun üzerine karekök 70'i eklerse çünkü karekök 64'ten büyüktür kendisi. Bu durumda 8 ile 5 ile 6 arası yani 25 ile 26 arası bir ipe ulaşmış olacaktır. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Özlem aşağıdaki belli aralığı silinmiş 30 santimetrelik cetveli kullanarak kaleminin boyunu ölçmek istiyor. Kaleminin bir ucunu sıfırın üzerine yerleştirdiğinde diğer ucunun silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Daha sonra kaleminin bir ucunu 30'un üzerine koyup tersten ölçüm yaptığında da diğer ucunun yine silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Bu durumda Özlem'in kaleminin santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burası 14. Yani karekök 196. O zaman kalemin boyu karekök 196'dan büyük olmalı. Çünkü bu aralığa geliyor. Bu 18. 324'ün karekökü. O zaman kalemin boyu kök 324'ten de küçük olmalı. Bir kere şu seçenek elendi. Diğer taraftan kalemi buraya koyduğunda yine kalemin boyu bu aralığın içine düşüyormuş. Şimdi burası 12 arkadaşlar. O zaman şöyle tersten bakarsam burası 144. Burası 16.
O zaman yani 30'a olan uzaklığı 16 arkadaşlar. Dikkat edin. Şurası 16. O da karekök 256. Yani kalemin boyu kalemin boyu 12'den yani karekök 144'ten büyük. Karekök 256'dan küçük. O zaman bu iki eşitsizliği birleştirirken küçüklerin büyüğü büyüklerin küçüğünü alıyorduk. Yani karekök 256 ile karekök 196 arasında bir değer olmalı. Şunlar da gider. 245 bu arada olduğuna göre doğru cevap B seçeneğidir.